Adayla gittik, bana yine privet edildik. Neyse eve gittik. 12-5 kala baktım, zil bastı. Dedim, İra bu kimdir? Dedi, kocam. Kocası geldi, neyse elimi tuttu. Dedi, privet dedim, privet dedi, dobra ve vichir dedim, dobra vichir. Dedi, kakva zavut dedim, Şevket ben dedim, kakva zavut dedi, Victoria. Victor. Ondan sonra bir baktım elinde bir köpek. La beni diyor. Kocası mı gelmişti? He o bir köpek. Dedi kimdi İra dedi benim arkadaşım. Elinde bir köpek kafası büyük ağzı büyük olan var ya. Dobrendo köpeği. Neyse abime söyleyeyim ben adamı görmedim. Adamın 3 metre boyu var. Bilekleri soba borusu gibi. Benim bırak kırmı. Aha bu. Bu şeyler var ya buralar. Aha, adamı gördüm böyle titirmeye başladı. Titirmeye başladı. Abi dedim İra ben senin ananı avradını eşek siksin dedim sen beni öldürdün. Şimdi telefon açacağım indirirse telefon açmaya yetkim yok. Telefon varsa da ben buradayım. Çırak. Şort varız. Baktım arada 10 saniye geçti. Oranın evleri de artı bir artı. Başka bir şeysi yok. Evet. Yani yatak odası diyelim bu oda. Salon. Burası salon. Orada tuvalet banyo. Başka bir şey yok. Neyse abime söylüyorum. Arada 5 dakika geçti. Baktım bir tane zilgine bastı. Dedim felek beni kurtaramaz. Şimdi bakacağım kendimi atlayacağım. 3. kat. Atsam ölürüm. Baktım bir tane kız geldi. Mini etekli. Ya Leyla gibi serkoş. Dedim İra bu ki dedi benim kız kardeşim. Hmm. Ya dedim İra peki tamam bir yatak odası var. Biz orada yatırık. Bunlar nerede yatır? Dedi onlar da burada masada yatsın. Orası bir çocuk var. İra kabul etmiş. Abi ben yatak odasına girdim. Abi ne bira vücudum kalksın. Korkuda ben altımda etmiş. Beni öldürecek mi? Ben bilmiyorum. Abi dedim İra dedim ben tuvalete gidiyordum. Şimdi kaçacağım köpek tam ağzında oturmuş kapının ağzında. Böyle konakları fit ediyor bana bak. Tuvalete tam çıktım ne? Yine bir masa var. Kocası kardeşini masa koymuş. Bir bacağı burada bir bacağı burada. Ulan dedim orası bir çocuk ben mi? Ben hemen odaya girdim kapattım odayı sabah. Sabah ezende ben İra kalktı düşümüzü aldık. Araba bindik, o işe gitti, beni de işime bıraktı. Ertesi akşam dedi, Şevket yine gel dedim, sen benim dünya kadar anam borcumsun, ben gelmiyorum. O korku bana yeter.